O ana kadar, mahkemeye gidene kadar tutuklanacağınızı düşünüyor muydunuz? Ve ne zaman hissettiniz, anladınız daha doğrusu tutuklanacağınızı? Bizi gözaltına aldıklarında ben başka bir şey için gittiğimi düşündüm. Organize'ye gidiyoruz dediler. Organize'ye gidiyoruz deyince ben de... Suçlamayı bilmiyor musunuz orada? Yok. Ondan sonra ben tabii silah dünyasından taşıma ruhsatlı silahlarım vardı benim. Silah dünyasıyla ilgili bir operasyon yapmışlardı. Ben de herhalde ondan dolayı gidiyorum dedim. Gittiğimde gördüm. İnsanları görünce şok oldum. Hayırdır dedim. Ondan sonra hani o insanlar neye yarıyor gibilen, yani niye burada diye düşünürken orada söyledi. Beni niye aldınız kardeşim o zaman dedim. Tezgahın ayaklarını iyi kurdukları için bizim hiçbir... Ben de avukata dedim ki bunlar bize hayırdır dedim. Bunlar ne? Hiçbir şey yok dedi zaten. Zaten de yok. Dedim. Bunlar dedi tutuklayamaz hocam seni. Bunlar dedim tutuklamak için bahane arıyorlar. Sen boş ver dedim, bunlar kendileri tezgahını kurmuşlar. Bunlar dedim herkesi tutuklayacaklar. Zaten o zaman da yok, maç berabere bitmiş de. Ben dedim Burak'a, Umut'a karşı karşıya atmayın diye. Ya da 2-1 iken direkten dönen topu Batuhan'ın vurduğu kafayı ben dedim gol olmasın falan. Böyle şaka gibiler yani. Suçladıkları paraya bakın. İşte 50 milyar liradan suçlamalarla başlıyor. Ben eğer ki Eskişehirspor'u yensem Fenerbahçe'yle Trabzonspor'u 4. bitiriyorum. 1 milyon euro civarında sözleşmemde para yazıyor. 4. UEFA'ya götürme başarısı. Bir de onun başarısını yaratmış oluyorum. Ondan sonraki süreçte Fenerbahçe'deki ilk teknik direktör adaylarından bir tanesi benim. Bir Karadenizli, Trabzon ve Rize kökenli olarak da Trabzonspor'da herhangi bir şekilde o şampiyon oldukları için ileriki süreçte ayrıldığında da Trabzonspor için kahraman olacağım için de ben teknik direktörüm. Bundan daha büyük prim, para, şan, şöhret olabilir mi? Olamaz. Dolayısıyla iftira olunca senin yapabileceğin çok bir şey yoktu. Hiçbir şeyi anlatamadın, hiç kimseye derdini söyleyemedin. Ben her gün dua ettim. O duamda fazlasını kendileri yaşıyor. Aileleri beter, sürünüyorlar. Kendileri sürünüyorlar, kaçak köçek yaşıyorlar. Ben dimdik gene ayaktayım. Elhamdülillah veremeyeceğim de hesabım yok. Herkesle hesaplaşacağız zamanı gelince. Kendileri yaptıkları bu hainliğin zaten bedelini öderler.